Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugün size yine iğneden tığ bir model tarif edeceğim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu iğne modelini sizler için tığa çevirdim. Evet, benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle ara suyumuzda da fil dişi birebir aynısını şöyle sizler için çevirdim. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk başlarken yemenimizi tığlıyoruz tabii ki her zamanki gibi. Şöyle çimenimizde arasına 5 tane fil dişi ve dört tane kirpik yuvalardan oluşan bir çimen arkadaşlar ee, şimdi ilk başlarken gibi aynı şekilde başlıyoruz tığ battığımızı sık iğne ile e, sabitliyoruz buraya arkadaşlar hemen 3 tane zincir çekiyorum yandaki tığ battıya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve üzerine 4 zincir çekiyorum ters tarafına çevirdim ve bu yaptığım 3 zincirimin içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum şimdi 8 tane zincir çekerek artma işlemi yapalım 8 zincirimi çektim şöyle döndüm buraya bu şekilde sık iğne ile sabitledim 8 zinciri sıkı bir şekilde çekersek bu şekilde muntazam bir fil dişlerimiz olur arkadaşlar. Bunu 10 zincirle denedim çok büyük oldu. 8 gayet iyi arkadaşlar. Şimdi biz 3 zincir çekerek 5 tane yapacağız bu şekilde. 3 zincir çekerek şöyle ara mesafesini 2 tane de yuvamız için 5 tane tığ battı yapıyoruz. 3 zincir kapattım. Tekrar 3 zincir sıradaki tığ battıya tekrar 3 zincir 4 ve bu da 5. tığ battı bu şekilde 5 tane tığ battı mesafesini yaptık hemen şöyle bir zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum tığ battı mesafesine çıktım hemen arkadaşlar 5 tane zincir çekiyorum yanındaki hiç tığ battı atlamadan hemen yanındaki tığ battımın içine bu şekilde sabitliyorum. Şöyle bir zincirle döndüm. Sık iğne ile bu 5 zincir yuvamın içine sabitledim. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi kapattım. Bakın buraya bir dal yapmış oldum. Hemen yanına tekrar 10 zincir sıkı sıkı 8 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi kapatıyorum ikinci dalım olarak. Aslında ikisi bir çiçeğim için dal olmuş oluyor. Şimdi diğer çiçeğim için yine 10 zincirli iki dal yapacağız. 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Bu şekilde kapattım. Tekrar 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Kapatıyorum 10 zincirimi yine bu yuvanın içine. Şöyle 4'e tamamladık 10'ar zincirden 4 tane dalı yaptık. Ve hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bu çıktığım yere de yapıp. Şimdi bakın arkadaşlar buradan 3 tane şu tarafta verdiğimiz mesafeyi bu tarafta da sol tarafta da veriyoruz. 3 zincirimi çektim, tığ battımı hazırladım. 3 zincir ve 3 zincirden sonra tekrar bu fil dişini yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Hemen buraya sabitliyorum. 4 zincir kapattım. Şimdi bu 3 zincirli yuvamın içine. Evet, 3 tane Tığ battı mesafesi verdik. Dördüncü üç zincirin içine de dört zincirimizi kapatıp fil dişimizi sağladık. Sekiz tane zincir çekiyorum. Döndüm. tarafına düz tarafına. Hemen yandaki boş olan tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle üç zincirimizi çekelim. Diğer fil dişimiz için. Hemen sabitliyorum. Dört zincir. Çevirdim. 3 zincirimin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 8 zincir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam edecek. 5 tane buraya tığ battığımızdan şey tığ battığımızın üzerine fil dişi yapacağız bu şekilde ve sonra yuvamızın içine bu şekilde 4 tane de dal yapacağız. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar yine aynı renk mavi renkten yapacağız. Şöyle ters tarafına çevirip bu yaptığımız 10 zincirli dalımızın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. Hemen buraya 5 zincirimi diğer dalımıza sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekip şöyle düz yüzüne dönüyorum. Bu yaptığım 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum ve üzerine bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Aparat olarak kulak çöpü kullanıyorum ve bir tane arkadaşlar bu şekilde ee, yine aynı yuvanın içine girdim. Bir, Öyle 2 zincirimi çekiyorum ve kulak çöpüme taktım. Bu şekilde tam 7 tane buraya 5 zincirli yuvanın içine ilmek topluyoruz. Yine 2 zincirimi çekiyorum. 3 oldu. 1 2 zincir 4 oldu. Tekrar 1 2 zincir 5 oldu. Şöyle. Tekrar 1 2 zincir 6 Evet 6 ve sonuncu 2 zincirim için yuvaya da giriyorum. Bu şekilde 7 oldu. Bakın. 7 tane yaptık kulak çöpümüzün üzerine aynı yuvadan giriyorum yine dibine bir iki tane zincirimi çekiyorum bu şekilde aparatımı sağlıyorum bakın buraya bu şekilde yedi tane zincir yaptık şöyle ters tarafına dönüyoruz ipimi boyunca uzatıp şöyle arasından geçirdim ilmeğimin ve buraya üç tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim hemen ilmeğimi aldım buraya 3 zincirden bir tane yuva yap Diğerleri 2 zincir arkadaşlar. Şu dönüş noktası ipi 7 için ilk başa 3, diğerlerine 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir hemen yuvanın içine girdim, sabitledim. Yine 2 zincir çekiyorum. ilmeğimi alıp kapattım. 2 zincir sıradaki yuvayı kapattım. Evet. Şimdi arkadaşlar en önemli yere geldik. Bu iki zincirlerle ilmekleri topladık. Şöyle bakın. Düz yüzüne geçip artık yuvanın nasıl yapıldığını tüm püf noktalarıyla şöyle iyi bakarak görelim arkadaşlar. 3 zincirle döndüm. Hemen buradaki yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir tane köşeye yuva yaptım. Yine 2 zincir çektim. Sıradaki yuvanın içine iki tane bu şekilde yuva yapmış olduk bak başta 3 sonraki 2 zincirli oldu şöyle bir zincir çekip dönüyorum hemen bu ilk yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitledim tekrar 2 zincir bakın 2 idi bir kesim işlemi gerçekleştirdik 1'e düştü hemen bu bir olan yuvamı da köşede yaptığım yuvanın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum yine bir zincirimi çektim Evet şimdi tek yuvama da girince bakın burada bir sıfır noktası oluşturduk buraya sıfır noktası oluşturduğumuz yuvaya şöyle ucu sivri dursun güzel dursun diye bir tane 3 zincirden yuva yaptım tekrar iki zincirimi çekiyorum buraya alttaki yaptığım yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın buraya üçgen minik bir kaya gibi oluşturduk köşeye. Şimdi arkadaşlar bakın dibine değil bir sonrakine giriyorum bu şekilde. Yine iki zincirimi çekiyorum sıradaki. Şu iniş için sağladığımız bir yuva bir de biz yaptık iki. Tekrar bir zincirimi çektim. Püf noktası dediğim yer burası arkadaşlar. Yoksa çok büyük oluyor hem de kavraması biraz beni burası uğraştırdı. 2 zincirimi çekiyorum bu şekilde buraya sabitliyorum. 1 zincirimi çektim. 2 1 olarak devam ediyor yani yuvalarımız. Evet yine kestim sıfıra düşürdüm. 1 2 3. Bu sıfıra düşürdüğüm noktaya girdim. Hemen 3 zincirimden bir tane yuva yaptım. 1 2 zincirimi çektim ve yuvaya girdim sabitledim iki zincir çekiyorum hemen bakın aynı bu dönüş yaptığım noktaya sabitliyorum bu şekilde tekrar iki zincirimi çekiyorum sıradaki yuvaya kapatıyorum bakın bu şekilde şimdi bir zincirimi çektim buraya sık iğne ile sabitledim yine iki zincirimi çekiyorum tek kalan yuvamın içine arkadaşlar kat almışız bu şekilde bir tane kalıyor tekrar bir zincirimle dönüş yaptım yine sıfır noktasına geldim 1 2 3 zincir tepe noktasında ve dönüşlerde 3 zincirimi çekiyorum 1 2 zincir çekip hemen bir alttaki dönüş yaptığım yuvaya sabitliyorum. Evet yine üçüncüyü de tamamladık aynı işlemle arkadaşlar. Şimdi sıradaki yuva için bu şekilde bir iki zincir tekrar kapattım. Şöyle bir zincirimi çektim. Döndüm. bir iki zincir yuvanın içine girdim tekrar bir zincirimi çekiyorum işlem aynı dördünde de Arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 zincir kapatıyorum bu şekilde tekrar iki zincirimi çektim ve yuvanın içine sabitliyorum bu şekilde ve son olarak Arkadaşlar bu dönüş yaptığımız yeri de şu şekilde ortasından sık iğne ile sabit diyelim ki köşemiz düzgün dursun Evet bir zincirimi de çekip şöyle ipimi kopardım Evet arkadaşlar Bakın bu şekilde 2 1 2 1 taktiği ile aşağıya inerek şöyle hem aynı sayıda 3 yapayım dedim Arkadaşlar bu sefer de aynısı gibi olsun diye bu şekilde bu taktiği geliştirince dörtlü yapmaya karar verdim. Çok zarif oldu. Aynısını burada ne yaptıysak aynısını şimdi orada da yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ters tarafına çevirelim yine aynı şekilde. Buradan ters tarafından 5 zincirli yuva yapacağız. ilk dalımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 5 zincirimi çektim. Hemen sıradaki dalımın içine girip sık iğne ile sabitledim ve bir tane zincir çekiyorum döndüm düz tarafına ve sık iğne ile buraya sabitliyorum bir tane de zincir çekip ipimi uzattım yine kulak köpüğümü aldığım aparat olarak bu şekilde hemen bakın buradan aynı yuvanın içinden bir iki zincir çekerek buraya bu şekilde 7 tane ilmek toplayacağız. 7 tane ilmeğimizi topladık ve yuvadan giriyorum. 1 ve 2 zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar dibine 2 zincir çekerek aparatımı çıkardım. Şöyle bakın yukarı doğru asılınca hemen açılıyor. Ve çevirdim ters tarafına. Şöyle bakın aynı boyutuna gelince ilmeğimin içinden ilmek alıp üzerine bir sık iğne yaptım ve 3 tane zincir çekiyorum ilk olduğu için bu şekilde iki zincir çekerek diğerlerine yuvalar hazırlayacağım Evet sıradaki yuvam alıyorum iki zincirli tekrar sıradaki yuvam alıyorum şöyle tekrar iki zincirli yuva 1 2 zincir yuvaların bakın hepsini bu şekilde ayarlıyorum 1 2 zincir sabitledim 2 zincir sabitliyorum şimdi bir zincirle döndüm bak şey 3 zincir çekelim arkadaşlar 3 zincirle dönüyoruz köşeye yuva yapacağız hemen Bakın bu birinci yuvamız. İki zincirimi çektim. Yuvaya girdim. Bu da ikinci yuvamız. Bir zincirimi çekiyorum. Döndüm. Hemen sık iğne ile sabitliyorum. Geriye bir yuvamız kaldı. Hemen onu da iki zincir çekerek yapıyoruz. Bakın iki zincirli yuvamızı da buraya sabitliyoruz. Bir zincirli dönüş yapıp tek kalan yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Buraya bir tane yuva yaptım. 2 zincir. Sadece dönüşlerde 3, diğerleri hep iki zincir. Evet, bir tanesini bitirdik arkadaşlar bakın. Yine iki zincir yapmak için sıradaki yuvaya giriyorum. Tekrar iki zincir hemen sıradaki iki zincirli yuvaya girip iki tane buraya yuva yaptım bir zincir çektim döndüm hemen bakın iki olan yuvamın sayısını bire düşürdüm bir iki zincir buraya sabitledim tekrar bir zincirimi çekiyorum ve bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum köşeye geldim köşeye 3 zincir hemen sabitle iki zincir sıradakine geç yine iki zincir bakın ikinci de aynı şekilde hemen kolayca oluyor arkadaşlar bakın bu şekilde kolayca yapılıyor yapımı çok kolay yine 1 2 zincirimi çekiyorum ve buraya sabitledim bir zincirimi çektim hemen eksiltme işlemi bakın ters tarafından dönüşte sık iğne ile sabitlemek eksiltmek demek sıradaki yuvaya girdim bir tane kaldı yine bir zincirimi çekip buraya sabitledim 3 zincir tepe sıfır noktasına sabitledim 2 zincir sabitledim 1 2 zincir hemen arkadaşlar bakın buraya alt noktaya giriyorum bir tane yuva yapıyorum 2 zincirimi çektim yine alt noktaya girdim yine sabitledim yine bir zincir 2 1 sonra aşağıya da 2 yuva ile iniyoruz 2 zincir hemen tekrar bir zincirimi çektim tepe noktasında sıfırladım tepe noktasına 3 zinciri aynı noktaya tekrar kapatıyorum bu şekilde. İki zincir. Bakın arkadaşlar. Buradaki şu dönüş kesim yaptığım yer var ya. Oraya sık iğne ile sabitliyorum. Son olarak da bu yuvanın arasını şöyle giriyorum. Ve ipimi koparmadan önce dönüş yapmış olduk. Bir zincirimi de çekeyim. Hemen ipimi keseyim. İplerimi yakıp hemen yaptığımız Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bakın çok hoş ve çok zarif oldu gerçekten çok güzel oldu şimdi arkadaşlar bunun yani eğer büyük bulanlar dörtlü yaprağı çiçeği büyük bulanlar üçlü yapabilir iki tane eksidir altı tane yapar mesela bu ilmek sayısını üçlü yapabilir minik minik ama biz ikiden iki bir iki bir olarak yuvaları küçülttüğümüz için yaprak büyük değil arkadaşlar eğer ekranda size yakın tuttuğum için hani ekran resmi için Instagram'dan bakabilirsiniz diyorlar Arkadaşlar yani ben Instagram gibi yakın plan size gösteriyorum bunu daha fazla hani üçe düşürünce şöyle yani biraz kel gibi kalır gibi düşünüyorum bence yani bu büyüklük iyi güzel yani daha da fazla hani orijinalini bozmamak gerekiyor diye düşünüyorum Hani bazılar Hani götürmüyor ama bu ikiyi bir olarak düşürdüğümüz için kayalar gayet hoş ve zarif olmuş. Siz de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şöyle yakın tutayım birbirine. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Şöyle yine de açıkta da tutayım her halükarda görün. Evet arkadaşlar modelim bu.